Aşk yuvası Mustafa Cecel ve Selin İmer ilk kez birlikte görüntülendiler ve dün buradan duyurmuştuk. Boğaz'da ikinci köprünün Cecelistler yakaladı diye. Çünkü Cecelist diyorlar Mustafa Ceceli hayranları kendilerine. Boğaz'daki meşhur bir otelin de kalıyorlardı yeni evleri yapılana kadar. Ve burası işte fotoğraflanmış ve bayramdan sonra nikah masasına oturmaları beklenen Mustafa Cecel ile Selin İmer de önceki gün Anadolu yakasındaki bir restoranda görüntülendi. Bir iki arkadaşlarla birlikte yemek yiyorlar. O fotoğrafı da görüntülediler. Ve Selin İmer'in annesi ilk kez konuştu. Canan İmer. Diyor ki benim için bir sıkıntı yok. Kızıma güveniyorum. Mustafa Bey ile tanıştık. Ona da güveniyorum. Çok efendi, terbiyeli bir çocuk dedi. İşte bu fotoğraf Mustafa Ceceli solda. Hemen yanındaki de müstakbel eşi Selin İmer. Fotoğrafları ilk kez İstanbul'a döndükten sonra çekildiler. Amerika'daydılar. Zaten Amerika'da beraberken Mustafa açıklamıştı evleneceklerini. Bu fotoğrafla da ilk kez İstanbul'da görüntülenmiş oldular. Ve eski eşine de 500 metreymiş. Bu arada Beykoz'daki yeni evlerine geçmek için tadilatın bitmesini bekliyorlar Mustafa Ceceli ve Selin İmer. Kanlıca'daki otelde kalıyorlar. Otel şarkıcının kısa süre önce boşandığı eşi Sinem Ceceli ile oğlu Arı'nın oturduğu eve 500 metre mesafede diye de detayı gazeteci arkadaşlarımız yapmış. 500 metre ötede evliydin, şimdi 500 metre beride. Yani gene sana söyleyeyim, bir başkasına bir evlilik bitebilir, bir başkasını sevebilirsin. Bak bunlar herkesin başına gelebilir. Buralarda her zaman hiç problem yok. Ama öbür kadın çok canını acıta acıta gittiler. Yani bak ben bir can acıyan kadın Ali Taran mıydı? Hı hı. Onun kanser eşine çok canı acıya acıya gitti o kadın. O kadın için o kadar çok ağladım ve üzülmüştüm ki o zaman anlatamam sana. Ne tanışıklığım var ne bir şey, o zaman çok üzülmüştüm. Birkaç kadın var böyle canı çok acıtılarak gitti. Yani her erkek gidebilir. Hiç kimse kimseye prangalarla bağlayamaz ama bu kadar daha yeni boşanmadanki görüntüler bunlar. O yüzden de ben maalesef aşka çok saygı duyan ve çok aşkı seven ve böyle aşk yaşayanları gördüğüm zaman gerçekten onlar adına mutlu olan bir insan olmuş ama onları görünce maalesef sevinemiyorum ve güzel bir şey söylemek maalesef diğer kadın çok üzüldüğü için, 45 kilolara düştüğü için ve canı acıtılarak ve dedim ya 500 metre geride evleri diye her gün oradan geçerken şu anda ne kadar Ceceli'nin işte geçen gün yani. Mehmet Turan'ın cenazesine gitmişti Selin İmer Ceceli plakalıyla, CCL plakayla. O aracı zaten her gün orada da görüyormuş zaten. Hani bu kadar çabuk mesela ben annemin arabasını, insanlar kocasının arabasını bile bir zaman sonra alırken bile şey, daha hiçbir şey yok mesela arabasını kullanıyor falan yani. Şimdi diyeceksin ki bunlar normal olabilir diyeceksin ama bana ama şık gelmiyor yani. Hiçbir şeyi bu şeyin bana şık gelmiyor. Hiçbir taraftan şık gelmiyor. Selin İmer ilk kez konuştu. Mehmet Turan'ın cenazesindeydi. Bir sesini duyalım bakalım. Çok bir şey söylemedi ama. Can abi neşesi. Cenaze ile ilgili birkaç kelime ederseniz. Cenazede konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler. En yakın arkadaşlarımdan biri için. Teşekkürler. Evet, en yakın arkadaşlarımdan biri dedi ve cenazede konuşmak istemediğini söyledi Selin İmer. Evet. Zaten bu cenazeye de dediğim gibi Ceceli'nin cipiyle gitmişti. Ve Cihan'a işte yanındaki Aslıhan Doğan, Arda Turan'ın kız arkadaşı. Evet, işte cenazede konuşmak istemiyorum diye. Arkadaşlar konuşmak istemiyorum. Evet. Şimdi bir de tabii Aslıhan Doğan'ın yakın arkadaşı olduğunu zaten daha önce de duyurmuştum. Aslıhan Doğan'la mı yakın arkadaş? Zaten cenazede bak yan yana oturuyorlar, birlikte gitmişler Mehmet Turan'ın cenazesine. Ve
Annesi de işte cenazedeydi. Annesi de dediğim gibi Mustafa çok terbiyeli çocuk. Çok beyefendi bir çocuk. Ben kızıma güveniyorum. Mustafa Ceceli'ye de güveniyorum diye. Haydi bakalım. Çok efendi bir çocuk diye söyledi.